Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı oldukça basit ve de çok lezzetli bir patlıcan konserve tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden, yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. İşimize öncelikle patlıcanlarımızın kabuğunu soymakla başlayalım. Ben genellikle alacalı bir şekilde soymayı tercih ediyorum. Çünkü piştikten sonra kabuğundan gelen o aromayı çok seviyorum. İsteğe bağlı tabii ki de kabuğunun tamamını soyabilir. Yani o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Baş kısımlarını da kesmeyi unutmayalım lütfen. Bu arada malzemelerimiz için herhangi bir kilogram belirtmeyeceğim. Ne kadar fazla yaparsanız o kadar da çok fazla kavanoz elde etmiş olursunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi yanımıza bir fırın tepsisi alıp üzerine bir kağıt yerleştirelim. Elimde fırın kağıdı olmadığı için serpişir kağıt kullandım. Bu şekilde güzelce yerleştirdikten sonra şimdi yanıma bir kasenin içerisinde bolca yağ aldım. Sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla her taraflarını güzelce yağlıyorum ki fırında pişerken üzerlerinde yanıklar oluşmasın. Bu arada isteğe bağlı veya fırınınız yoktur ya kullanamıyorsunuzdur. İsteğe bağlı tavanın içerisinde az yağda terletme yöntemiyle de kızartıp o şekilde konservenizi hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamını hazırladım ve tepsinin içerisine dizdim. Şimdi önceden ısıtılmış 230 derece fırında kızarmaya gönderiyorum. Patlıcanlarımız kızarırken biz geçelim domateslerimizi hazırlamaya. Tüm malzemeleri önceden yıkayıp güzelce hazırlamıştım. Ve pazarda alırken de seçerseniz çok daha güzel olur. Ne kadar iyi malzemeyle yaparsanız o kadar güzel bir konserve elde etmiş olursunuz. Domatesleri özellikle seçerken dikkatli olun derim. Çünkü içleri bazen yeşil olabiliyor ve bu şekilde yaptığınızda konservenizde sonradan bozulma olabilir. Ve de gördüğünüz gibi öncelikle üzerlerine bu şekilde çizik atıp ardından fırın tepsimin üzerine yerleştirdim. Çizikler atmamın sebebi daha sonrasında kabuklarını hızlı bir şekilde soyabilmekti. Domatesler hazır oldu. Patlıcanlarım da artık kızarmaya başlamışlar. Patlıcanların bir tarafı, yani altta kalan kısmı daha da güzel kızardı için diğer tarafına çevirip bu şekilde tekrardan fırına gönderdim. Ne kadar güzel kızarırlarsa o kadar da lezzetli olacaklardır. Tekrardan kızarttıktan sonra, yani diğer taraflarını da aynı şekilde kızarttıktan sonra fırından aldım ve domatesleri de fırında pişmeye gönderiyorum. Özellikle bir süre de belirtemeyeceğim çünkü fırınınızın ayarından asılı olarak da değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmeniz yeterli olacaktır ama dediğim gibi güzel pişirirseniz güzel ve lezzetli olur, aklınızda bulunsun. Bu arada hem hava çok sıcaktı, hatta aşırı sıcaktı diyebilirim. Hem domatesler çok sıcaktı. Kaynar haliyle soymaya çalıştım ama dediğim gibi üzerlerine çizik attığımız için oldukça kolaylıkla soyulmaya başladılar. Bu arada malzemelerinizi çok fazla soğutmadan kavanoza yerleştirirseniz daha da güzel olur. Ve domatesleri soymaya devam ederken özellikle belirtmek istiyorum. Herhangi bir sorunuz, yani tarifimizle ilgili bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi elimden geldiğince mesajlarınıza, yorumlarınıza dönmeye çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle kavanozlarımıza doldurmadan önce mutlaka kavanozlarımızı kaynar suyla sterilize edelim. Kapak kısımlarına, ağız kısımlarına bakalım ki herhangi bir çatlak veya kırık olmasın. Ardından gördüğünüz gibi birkaç tane patlıcan ve üzerini tamamen kapatacak şekilde domatesi güzelce yerleştiriyorum. Bu şekilde bir tane kavanoz hazırladıktan sonra geriye kalanları da aynı şekilde doldurmaya devam ettim. Bu arada isteğe bağlı biber de ekleyebilirsiniz. Kapya biber veya dolmalık biberi de aynı şekilde közleyip, yani domates gibi
közleyip üzerlerinin kabuğunu soyduktan sonra yine kavanozların içerisine yerleştirebilirsiniz. Pazarda çok beğendiğim güzel bir biber bulamadığım için bu sene sadece patlıcan ve domatesle yapmaya karar verdim. Zaten daha zamanına var. Tekrardan yaparım Allah'ın izniyle. Ve tepsinin içerisindeki suyun tamamını da yine aynı şekilde kavanozlarımızın içerisine dolduralım. Onlar domatesin suyuydu. Hem israf olmasın hem de daha güzel bir lezzet katsın diye kavanozları o şekilde doldurdum. Ardından çok geniş bir tencere alalım. İçerisinde yarısına kadar suyu kaynatıp bir bez yerleştirelim. Bezi yerleştirmemizin sebebi kavanozlar kaynarken hem tencereye hem de birbirlerine değerek kırılma çatlama yaşamasınlar diye. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ardından kavanozlarımı içerisine yerleştirdim ve bu şekilde 1 saat kadar kısık ateşte, orta ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Tabii alanınız daha genişse, özellikle köy gibi bahçeli bir evde yaşıyorsanız bunu yapmanız çok daha pratik ve güzel olacaktır. Ardından kavanoz kapaklarımızı suyun içerisine atalım ve birkaç dakika bu şekilde kaynattıktan sonra kapakları üzerine örtelim. Bu arada kapakları bu şekilde yaptığınızda İç kısmının çizilmemesine dikkat ederseniz gıda ile temasında herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ve kavanoz kapaklarımız mutlaka daha önce hiç kullanılmamış olmalı. Suyun içerisine atmazsanız bile kenarda kaynar su ile güzelce yıkayıp o şekilde kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi tek tek kavanozlarımızı suyun içerisinden alalım. Elimizi yakmaması için bir bez yardımıyla güzelce kapağını kapatalım. Hem kapak hem kavanoz çok sıcaktı ama sıcak haliyle kapatmak zorunda kaldım. Bu arada kapatırken bir kez kapatıp açıp tekrardan ikinci kez kapatırsanız hızlıca vakumlanacaktır. Tek seferde kapatıp o şekilde bırakmayın asla. Bir kez kapatın, tekrar geri açın, ikinci kez yine kapatın. O şekilde çok daha sıkıca kapanmış olacaktır ve de kapandığından emin olmadan kesinlikle kenara bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi artık hazır oldular. Şimdi tekrardan suyun, yani tencerenin içerisine koyalım. Bu sefer kendi hoşnutluğunu ile, yani yavaş yavaş suyun içerisinde soğumasını bekleyelim. Üzerini de bu şekilde kapattım ve zaten akşam 5-6 gibi olmuştu. Ertesi güne kadar dinlendirdim. Eğer tekrardan suyun içerisine koyma şansınız yok ise üzerini bir battaniye ile örtüp yine kendi hoşnutluğu ile yavaş yavaş soğumasını sağlayabilirsiniz. O şekilde yaptığınızda kavanozlarınız asla bozulmaz. Gördüğünüz gibi artık hazır oldular. Şimdi hazır olan tamamen soğuyan kavanoz serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda 2 seneye kadar bekletebilirsiniz. Ben hemen hızlıca kapağının bir tanesini açtım. Ertesi gün sebebi de sizlere nasıl yaptığımı göstermek içindi. Bu aşamada malzemeleri güzelce doğradım ama çok ayrıntılı bir şekilde gösterip sizleri sıkmak istemiyorum. Tavaya önce biraz yağ aldım. Ardından bolca kuru soğan doğradım. Üzerine birazcık tuz gezdiriyorum ki soğanlar diriliğini çabucak kaybetsin. Ardından güzelce karıştırıp tavanın kapağını kapatıp 2-3 dakika bu şekilde yumuşamasını bekledim. Ardından kapağını açtım ve tamamen suyunu çekip hafiften karamelize olmasını bekliyorum. Hazır olduktan sonra üzerine doğradığım domatesleri suyu ile birlikte ilave ettim. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde domatesler suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Dilerseniz bu aşamada isteğe bağlı birazcık salça ilavesi de yapabilirsiniz. Domatesler tamamen suyunu çektikten sonra, videoda gördüğünüz kıvamı aldıktan sonra doğradığımız patlıcanları da üzerine ilave edelim ve güzelce karıştıralım.
Son olarak tuzunu ve baharatını ilave ederim. Benim evde pul biberim kalmamıştı. Bu şekilde acı biberlerim vardı, küçük küçük. Onları genellikle ben kuru fasulye yaptığımda kullanıyorum ama bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Şimdi küçük küçük doğradım, ardından içerisine ekledim, güzelce karıştırdım ve artık servis tabağına alıyorum. Bu arada dilediğiniz malzemeleri kullanarak hazırlayabilirsiniz. İsteğe bağlı içerisine bir iki patates de doğrayabilirsiniz. Nasıl isterseniz hazırlayın. Tamamen sizin damak zevkinize, yaratıcılığınıza kalmış bir durum. Nasıl dediğim gibi severseniz o şekilde pişirebilirsiniz. Ben sizlere sadece bir öneri vermek istedim. Üzerine de birazcık sarımsak yoğurt gezdirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu arada malzemeleri, yani hazırladığımız bu yemeği tamamen soğutup o şekilde de servis edebilirsiniz. Daha çok meze niyetine geçecektir ama bu şekilde sıcak servis edildiğinde yemek olarak da dediğim gibi ana yemek gibi tüketebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Emeğime saygı olarak lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.